polisin. Zor kullanma yetkisini kullandığı alanlarda. Kimini göster? Gidiyoruz. Karım yanımda yandı. Yanlışlıkla. Doğru oldu. Karım yanımda doğru oldu. Eksiklikler olabilir. Orada bulunan insanlara, gençlere müdahalenin olmayacağı. İstanbul'un en saygın iki ailesi. Nikah kıyılacak, dışarıda gürültüler arttı. Onun 100 bin topladığı yerde ben hakim olarak 1 milyon insan topladım. Askeri ücretlerle burada çalıştırılıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle taş yerini istemiyoruz. Burası İstanbul Hadımköy'deki Greif Çuval Fabrikası. Pazartesiden bu yana burada oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Biz de neler olduğunu daha yakından görmek için fabrikaya giriyoruz. Burada çalışan yaklaşık 600 işçi fabrikayı işgal etti. Çünkü işçilerin taşeronlaşmadan ücret zammına birçok alandaki talebi kabul edilmedi. Biz burada aldığımız parayla geçimimizi biraz daha zor sağlıyoruz. İşçiler, diske bağlı tekstil işçileri sendikasına üye. Sendika ile işveren toplu sözleşme için masaya oturdu. İşçiler taşeronlaşmanın kaldırılmasını ve maaşlara %30 oranında zam yapılmasını istedi. Ancak işveren bunları kabul etmedi. İşçiler de fabrikayı terk etmeme kararı aldı. Asgari ücretin 100 TL üstünde alıyorum. Yani eğer bunlar düzelmediği sürece biz kesinlikle ve kesinlikle bir ayda olsa, bir yılda olsa, olmuş olsa buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Sorun yalnızca maaş değil. Taşeron işçiler çalışırken can güvenliklerinin de olmadığını söylüyor. Her gün baskıyla, her gün toplantıyla bizi çalıştırıyorlar. Ve hiçbir işçinin de sağlığı yok burada. Can güvenliği falan yok öyle. Ben kendime örnek veriyorum. Benim burada arkadaşlarım herkes biliyor. Herkes de buradadır. Benim kulak zarım patladı. Ve beni hastaneye bile götürmediler. Şimdi de fabrika içindeyiz. İşçilerin eyleme başlamasıyla fabrikadaki çarklar da durdu. Üretimin durmasıyla şirket yetkilileri fabrikayı terk etti. Yetkililerin dışarı çıkışı da işçilerin protestosuna sahne oldu. İşçiler, üyesi oldukları sendikanın kendilerine sahip çıkmamasından da muzdarip. Bu eylemi tanımadıklarını söylüyorlar. Biz de buradan bir kez daha işçiler olarak onları kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Benzer direniş firmanın Dudullu'daki fabrikasında da sürüyor. Arkadaşlar. Ve haklar verilene dek fabrika işgali süreceğe benziyor. İster aç kalalım, ister uykusuz kalalım, sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu kadar konuşuyorum. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu işten dönüşümüz yok. Sonuna kadar direneceğiz. Feshetmek yok. Burası İstanbul Hadımköy'deki Greif Çuval Fabrikası. Fabrika hala yaklaşık 600 işçinin işgali altında ve gördüğünüz gibi işçilerin direnişi halaylarla devam ediyor. Kavgadan kaçmak olmaz yüreği.
genelde fabrikalarda şöyle olur. Sendika greve kararı alır. İşçiler de buna örgütler. İşçilerin bir kısmı hatta katılır, bir kısmı katılmaz falan. Sizin burada herhalde başka bir örgütlenme ağınız daha var. Yani sendikaya rağmen bir karar alabildiyseniz de bunu hayata geçirebildiyseniz ki 1500 kişi ciddi bir sayı. Bunu nasıl başardınız peki? Şimdi işçinin o talebini kararlılıkla savunabilecek. Bugünkü koşullarında çok öyle elle sayılır bir sendika yok. Öz itibariyle bizler hani orada karar alırken yani bütün bu kararlar oradaki işçi arkadaşların iradesiyle alınmış bir karar. Ekmeğimiz kurur bizim. Çalışan bir zalan sensin. Başımızı çalan sensin. Doğru biziz, yalan sensin. Dillerimiz ayrı bizim. Anam ülke doymayansın. Sözlerip de tutmayansın. Hakkımızı vermeyensin. Yollarımız ayrı bizim. Hakkımızı vermeyensin. Yollarımız ayrı bizim. Biken biziz, biçen sensin. Kanımızı emen sensin. Kalleşçe vur. Sensin, silahımız ayrı bizim. Sabır taşı çatlayacak, emekçiler çağlayacak. Daha patlayacak, öfkemiz vardır bizim. Daha patlayacak, öfkemiz vardır bizim. Alaylara durulacak, zulüm çarkı kırılacak. Meydanlarda sorulacak, hesabımız. İşçiler taşeronlaşmanın kaldırılması ve maaşlara %30 oranında zam yapılmasını istiyor. 3 gündür bekliyoruz. 30 günde beklemeye hazırız. 30 ayda beklemeye hazırız arkadaşlar. Şu an fabrikanın tüm hakimiyeti emekçilerin elinde. İşçiler fabrikaya kimseyi almıyor. Fabrikanın tüm giriş çıkışları bu barikatlarla kapatılmış durumda. İşçiler 24 saat fabrikada kalıyor. Yemekler burada yeniyor, şarkılar, türküler söyleniyor. Hatta voleybol ve futbol dahi oynanıyor. Direniş bu şekilde sürüyor ama sendikayla sorunlar bitmiş değil. Diske bağlı tekstil işçileri sendikasına üye olan işçiler sendikalarının direnişe sahip çıkmasını istiyor. Sendika bizim arkamızda durmuyor. Sonuçta yarın bir gün bu süreçte bizim sırtımızdan bir belli paralar kesilecek. Bunun için de arkamızda durması lazım. Gerekirse burada kendimiz üreteceğiz, kendimiz pazarlayacağız. İşçiler kendilerini görmezden gelen medyaya da oldukça tepkili. Medyadan da destek yok yani. Nerede bu büyük kanallar, nerede bu ulusal yayın yapan? Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Tekliyor işte can, çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kör avara kasnak? Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfın bil safa gel. Kazanacağınızı biliyorum ve başarılar diliyorum. İşgal! Hem kendim için hem bir başka yerdeki arkadaşlarımız için hani bu şeyleri yapacağız, daha devam edecek. Hani bizim için değil, bir sonraki arkadaşlarımız için daha bu başlangıç diyorum. İnancıdayız. Aynen öyle. Sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı alalım, gerisi teferruat. Buradaki arkadaşların hepsi ailelerini bırakıp burada yatıp burada kalkıyoruz. Ortak yiyoruz, ortak içiyoruz. Haklı davamız için buradayız. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için buradayız. İnsanca yaşamak için buradayız. Buraya 18-19 yaşlarında başladım işe. Şimdi mesaiye kalmak istemediğimiz günler oluyor. Yani bugün mesaiye kalmak istemiyoruz. İşimiz var mesela. Bizi zorla diyor, kalacaksın diyor, kalmazsan kapı diyor. Bu çok çok azdı. Birdi, ikiydi, beşti derken şu an o sayıyı görmek beni var ya çok mutlu ediyor yani. Anlatılmaz. Evet, desteklerin geldiğini görmek ve bekliyoruz da yani dışarıdan daha fazla olmasını bekliyoruz. Bizde bu güç var. Fabrikayı da dize getireceğiz. Gerekirse diski de dize getireceğiz. Biz işçiyiz. Tek yumruk. Yapacak bir şey yok. Birlikte güçlüyüz.
Direne direne devam. Gündür ben işçilerin yanındayım, tamam mı? Siz değilsiniz. Tamam. Çek elini. Çek elini. Çek elini. Çıkmıyorum. Biz bu işçilerin sesini duyuruyoruz, tamam mı? Sizin böyle saldırgan davranmanızın bir şeyi yok. Bu yazıyı şu anda siteden kaldırdık. Mutabık kalarak şöyle bir yazı koyun. Grip sürecine dair son açıklamamız diye. Hadımcı grip işçilerinin 36 gündür vermiş olduğu mücadelenin diz tekstil olarak yanındayız. Ve cuma günü taşeron patronları ve işverenin yapmış olduğu provokatif eylemi kınıyoruz. Ben sendika adına yanlış anladığınız bir konu varsa özür diliyorum. Thank you.
einem Betriebsbesatzung in Istanbul.